Mükemmel eş arayanlar değil, mükemmel eş olma gayretinde olanlar mutlu olurlar. Günümüz mutlulukla aydın olsun değerli Bitlis TV izleyenleri. Geçen hafta Cuma sohbetimizde Elif Kokman Yurtçu hocamızın karı koca haklarına değinmesiyle beraber sizden gelen dönütler, talepler üzerine bu haftada İslam'da evlilik ve İslam'da evliliğin getirdikleriyle beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizlerin de sormak istediği sorularınız olursa bize WhatsApp numaramızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi değerli hocamızı takdim ediyorum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum Şazim Hanım, teşekkür ederim. İyiyim, siz de iyisinizdir. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Her hafta güzel bir konuya değiniyoruz. Geçen hafta da karı koca haklarına değindik. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Doya doya güzel bir sohbetle beraber izleyenlerimizi buradan aydınlattık. Bize dönütler oldu, bu konu hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi isteyenler oldu. Karı koca haklarının önemini öncelikle anlatır mısınız? Evet, eşler arasında evlilik öncesinden başlayan, nişanlılık sürecinden başlayan, nişan töreni, düğün töreniyle devam eden ve evlilik sürecine girmiş bulunduğumuz bir durumdur. Bu durumda işte dinimizin bakış açısı, örfü ve adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizle beraber aile huzurunun sağlanması noktasında insanlarımızı, izleyenlerimizi aydınlatmak istiyoruz. Evlilik evet, tabii ki biliyorsunuz toplumumuzda en kıymetli taşlardan biridir. En önemli toplum taşlarından biridir. Bunların kaliteli ve güzel olması adına tabii ki biz de elimizden gelen desteği yeni evlenecek çiftlerimize ya da evli çiftlerimize doğru bilgileri, sağlıklı bilgileri verme gayreti içerisindeyiz. Allah razı olsun diyoruz biz de sizlere. İslam'da evlilik ve mesuliyetleri diyeceğiz tabii evet, ki. Ama öncelikle İslam'da evlilik nedir? Biz evlilik dediğimizde sadece duygu ve düşüncelerimizden ibaret olduğunu düşünürüz. Ama evet, aslında yanıldığımızı evliliğin içine girdikten sonra bu sürecin içinde anlamaya başlıyoruz. Öncelikle İslam'da evlilik nedir? Nasıl olmalı? Evet, yine rol model olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evliliği örnek alınmalı. Evlilik sürecinde eşlere evet, muamelesi ve çocuklarına muamelesi tabii kesinlikle bizim rehberimizdir, önderimizdir, rol modelimizdir. Buna binaen evlilik kadın ve erkek arasındaki sevgiyi, muhabbeti, yardımlaşmayı, paylaşmayı, desteğin en ince detaylarına kadar tezahür ettiği mukaddes bir zemindir aslında. Evet. Evlilik erkek ve kadının fiziki, maddi ve ruhi yönden birbirlerini tamamladıkları ve huzur buldukları, sükun ile huzur bulmasının adıdır evlilik. Dinimiz için de böyledir. Örfi olarak geleneklerimiz ve aile bireylerimiz tarafından da böyledir. Evlilik, insanın benliğinin derinliklerinde var olan enerjinin, fıtratta mevcut olan karşı cinse meylin meşru çerçeveye oturtulmasıdır. Meşru yollarda bunun resmiyete dökülmesidir. Evlilik kendine ait sosyal ve psikolojik sınırları olan bir kurumdur aslında. Evet. En büyük, en toplum içerisinde en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sınırlar iyi öğrenildiği takdirde ancak sağlıklı bir evlilik yürür Şazime Hanım. Evlilik aslında iki kişinin bir araya geldiği ve bir kendi aralarında oluşturdukları bir dünyadır. İki kişinin bir araya gelip oluşturdukları dünyaya biz evlilik evet, diyoruz. İnsanı bir elmaya benzetecek olursak, elmanın yarısı bayan, yarısı erkek olmak kaydıyla dikkate alınır ve örneklendirilir. İkiye bölünmüş eşit bir parçadır. Hiçbiri birbirinden üstün değildir. Her birinin ayrı bir vazifesi ve görevi vardır. Bunlardan biri kadın, diğeri de erkektir Şazim Hanım. Bunlar evet, bütünleştiği zaman, elmalar bütünleştiği zaman mükemmel bir şekilde ikisini bir araya gelmesi tam ve mükemmel bir bütün oluşturacaktır, bütün olacaktır. Kesinlikle. Bu da evliliğin güzelliği anlamındadır. Her insan yalnız başına kalınca muhakkak eksik ve yarımdır Şazime Hanım. Yani kendisine bir ruh eşi arar, bir hayat arkadaşı arar ya, işte tam bu noktada meşru yollarla evlenmek çok doğrudur. Evlilikte iki cinsin birbirini tamamlamaları, iki vücut, iki kalp, iki beden, iki ayrı şahsiyetin evlilikle birleşerek aslında bir vücut haline geldiğini görüyoruz. Yani o iki kişinin kalbi tek kalp olarak atıyor evet, ve tek yürek olarak birbirlerini destekledikleri sevgi, saygı, hoşgörü çerçevesinde ilerleyen bir süreçtir evlilik. İki ayrı dünya
tek bir dünyaya dönüşmüş. Haline oradan da kesinlikle mükemmel bir evlilik olmuş. Evlilikler kültürler arası farklılık gösterse de aynıdır. Yani takı törenlerimiz, işte adet örfü geleneklerimiz ayrı olsa da evliliğimiz toplumlarda oluşmuş resmi olarak birliktelikler toplumları ayakta tutan en önemli güçlerden bir tanesi de evliliktir. Evlilik erkek ve kadın arasında belli bir sürede sınırlı olmayan bir izdivaçtır aynı zamanda. Evet. Yani belli bir sınırı zamanı yoktur. Ömür boyu bir yastığa baş koymadır, bir izdivaçtır. Evlilik aslında sağlam bir bağdır. Allah-u Teala'nın bir kadın ve bir erkeğin, ki onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz buyurmaktadır. Bakara suresinde 187. ayette birbirlerinin örtüleri ve tamamlayıcılarıdır. O anlamda sağlam bir ipe, sağlam bir şekilde evlilik mesuliyetinin bilincinde ve şuurunda giriş yaparsak inşallah o evliliğimiz çok sağlam ve uzun vadeli olacaktır. Inşallah. Böylelikle taraflardan her biri fert iken zevci olacaktır. Evlilik evet, fert iken zevci olmaktır. Birlikte bir yola adım atmaktır. Evlilik aslında insan hayatında güzel bir hadisedir diyebiliriz. Evet. Dinimizin yarısının tamamlanması da diyebilir miyiz evlilik kesinlikle için? Kesinlikle evlenince dinimizin yarısını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Diğer yarısı da bizim ibadetlerimizdir. Allah'a karşı vazifemiz ve görevlerimizdir Şazim Hanım. Burada çok güzel bir şekilde ifade ettiniz ve anlattınız aslında bizde İslam'da evliliğin nasıl olması gerektiğini. Tabii İslam'da evlilik bu kadar önemliyken evlilik öncesi ve evlilik sonraki kişilik ahlakımız da ne kadar önemli? Tabii değerli hocamız bu sorumuza da cevap verecek. Elbette ki burada zevce olunacak denildiğini belirtti tabii ki değerli hocamız burada. Güzel bir hadiseye ilk adımlardır. Gönüllerin birleşmesi. Aslında çok güzel bir tabir vardı. İki elmanın yarılmış hali. Aslında iki yarı elmanın birleşmiş hali de diyebiliriz biz buna. Bir bütün olmaktır evlilik diyorsunuz. Evet. Güzel bir şeydir bilene. Anlayanın kıymetini bilene tabii ki. Elbette bu süreç içerisinde ahlak da çok önemlidir. Evlilik öncesinde ahlak nasıl olmalı? Evlilik sonrasında ahlak nasıl olmalı? Evet Şazim Hanım, ahlak evlilikte olmazsa olmaz parçalarımızdan biridir. Sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış vardır ama ahlaklı bir birey olarak yapılan evliliklerde pek de sıkıntıların çıkmadığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda insanın hayatta önemli bir vecibesi de evlenip yuva kurmasıdır. Bu evet, bizi Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesidir. Yani Peygamber Efendimiz evleneniz demiştir, benim sünnetimdir. Hayırlı nesiller yetiştirmektir aslında evlilik. Çünkü fıtri olarak İnsanoğlu evlenmeye ve evlendikten sonra çocuk sahibi olmak fıtrat gereğidir zaten. Evet. Bundan dolayı bu dinin yarısını tamamlamak sizin dediğiniz üzeredir. Evlilik dinimizin yarısını tamamlamaktır. Evliliği huzurlu bir şekilde gerçekleştirip eşlerin birbirini razı etmesi ise cennet vesilesidir. Ne kadar yani muhteşem bir şey. Bir kadın, erkek eğer kocası kadından razı bir şekilde vefat ederse o kadın cennetle müjdelenmiştir. Evet. Bu da nereden geliyor? Ahlakının güzel ve geçiminin güzel olmasından ki Peygamber Efendimiz de sizin en hayırlınız eşlerine, ailesine en iyi davrananızdır diyor. Huyu, ahlakı en güzel olanınız, geçimi en güzel olanınızdır diyor. Bu tabii ki sosyal ilişki içerisinde de geçerlidir. Ama bilhassa evlilik konusunda ahlak çok önemlidir. Farklı kültürlerimiz vardır. Farklı alışkanlıklarımız, farklı ailelerde büyümüş olmanın vermiş olduğu değişik huy ve yapılarımız vardır tabii ki. Bu anlamda meşakkatlerine katlanarak da evliliğimizin, çocuklarımızın, eşimizin, kendimizin değişik fıtri ve huylarına da alışarak da düzenleyerek de evlilikte bunu oturtabiliriz aslında. Eşimizle evlendiğimiz zaman onun beğenmediğimiz suyunu biz düzeltebilme vesilesi olabiliriz. Nasıl yapabiliriz hocam? Mesela bir örnek verirseniz eğer nasıl bir örnek verebilirsiniz burada? Örneğin eşinin beğenmediği bir yönü var. Hanımefendi de olabilir erkek için de. Evliliğe başlangıç sürecinde uzmanlarımız da takdir edersiniz ki evliliğin oturma yılının ilk 5 yıl olduğunu söylemektedirler. Evet. Bu süre içerisinde huylarımıza, suylarımıza alışma, birbirimizi tanıma sürecidir. Bu süreç içerisinde birbirimizi güzel ve tatlı bir dille incitmeden, kırmadan
üzmeden, yani tabiri caizse bir pire için yorgan yakmadan, kesinlikle, onun sevimsiz ve bizim açımızdan uygun görmediğimiz, beğenmediğimiz huylarımızı düzeltebilmek bizim elimizdedir. Evliliğimizin ilk zamanlarında yapmamız muhtemeldir inşallah. O yüzden kötü davranışlar eşler arasında değişebiliyor, rahatsızlıklar. Bunlara uygun bir dille, nezaketle evliliğimizin yıpratıcı bir sürece girmemesi adına önden tedbirini alarak uyarması en doğrusu olacaktır. Ama bunun dünya ve ahiret mutluluğu da bir o kadar fazladır. Yani biz evleniyoruz, bir çeşitli meşakkatlere, bir sorumluluklara katlanıyoruz Şazime Hanım. Katlandığımız bu sorumluluklarda, bunun içinde eşimizin yanı sıra akrabalarımıza olan sorumluluklarımız ve çocuklarımıza olan sorumluluklarımız vardır. Bunlara da inşallah ahiretin sevabını umarak katlanıyoruz. Nitekim eşler birbirlerine içlerinde huzur bulacakları bir göz aydınlığı olarak ikram edilir. Gelirken evlatlar da cennet nimetleri olarak bizlere takdim edilmiştir. Yani eşlerimiz bize göz aydınlığı olarak, emanet olarak, evet, verilmiştir. Çocuklarımız da bize cennet nimetleri olarak kesinlikle Cenab-ı Allah tarafından takdim edilmiştir. Ailene hizmet asla bay için olsun, bayan için olsun, bizi küçültmez, bizi yormaz. Aksine bizi, bizlere şeref kazandırır, bizleri berhudar eder. İyi insanlar, değerli hanımefendiler, mütevazı ve saygılı davranırlar. Yani bunu yapan bir bayanı inşallah eşi tarafından herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ha, aynı olsun. Durum erkek için de geçerlidir. Yani iyi olan, saygılı olan, mütevazı olan bir beyefendinin de hanımefendiyle bir sıkıntı yaşaması muhtemel değildir. İmkansız denecek kadar azdır. Sevgi ve saygıları aileyi ayakta tuttuğu gibi toplumumuzu da temizler. Bakın, bugün ailelerde yaşanan sıkıntıların çoğu nereye yansıyor? Toplumumuza olumsuz, kesinlikle, örnek olarak ne yazık ki yansıyor. Güzel ahlak çok önemlidir. Kadın evinin ziynetidir. Çok değerlidir. Yuvanın da süsüdür. Atalarımız boşuna dememiştir evli yuvayı dişi kuş yapar diye. Biz evin aslında kıymetini bilirsek ziyneti ve süsüyüzdür. Biz o evi çekip çeviren, yöneten, eşi ve çocukları eğiten aslında biz değerli hanımlarızdır. Ağır bir sorumlulukla beraber cennetle müjdelenen bir durumumuz da var. O yüzden cennet annelerin ayakları altındadır kelimesi kesinlikle boşuna söylenmemiştir. Evet, doğrudur. Çünkü 9 ay boyunca o hamilelik sürecinde yaşadığımız sıkıntılar, sonrasındaki süreçlerimizde kesinlikle bayanların kendi fıtri yapılarına göre sorumluluklarının ağır olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda çok değerli ve kıymetli varlıklardır hanımefendiler. Kesinlikle. Bunların bu bilincinde olan güzel ahlaklı erkek ve eşleri olduğu zaman evlilik çok huzurlu, çok mutlu, saadet dolu bir yuva oluyor. Dünya nimetlerinde en güzel odur ki güzel bir yuvası olsun. Bu da dünya cenneti diye bizlere Allah-u Teala yani tarafından ikram edilmiş bir şeydir. Biz hanımlardan istenen önce evlerimizde bir kadın olmaktır. Evi doğru düzgün organize edebilme yeteneğidir. Erkeğin görevi ayrıdır. Dış işlerle uğraşır. Kendi yaratılışına göre farklı fitri yapıları ve aile katkısı başkadır. Hanımefendinin ev içerisindeki rolü daha büyüktür. Güzel ahlaklı olmakla aslında bunlar eşdeğerdir Şazime Hanım. Eşlerimiz ve çocuklarımız bizim aslında bir yerde cennet vizemizdir. Cennete girmek için bir biletimiz gibi düşünün. Kötü bir eşimiz dahi olsa onun düzelmesi için Cenab-ı Mevla'ya dua edersek ve onun meşakkatlerine katlandığımız için cennete gireceğimiz düşüncesi bile bizi manevi olarak rahatlatacaktır. Kesinlikle. Tabii ki bunun tabii belirli mertebeleri vardır. İleri boyutta olanlar için söylemiyoruz. Ufak tefek sıkıntılar için diyoruz. Verilen her emek katlanarak huzur ve mutluluk olarak bayana ve erkeğe geri dönüyor. Eşlere birlikte beraber geri dönmektedir. Biz nasıl davranırsak aynı muamele bize dönecek gelecektir. Kendimize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları, sözleri aynı şekilde eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza ve yaşadığımız topluma, çevreye yapmamalıyız. Güzel ahlak aile içerisinde başlayan bir durumdur. Evet. Yani çocukların anne baba olarak yetiştirdiği evlatlar kesinlikle anneyi babayı yansıtıyor. Güzel ahlaklı bir birey yetiştirmişse demek ki bunun annesi babası bu eğitimi iyi vermiş, kesinlikle, ve kendisini iyi geliştirmiştir. Bu anlamda iltifat görmek için iltifat etmeyi biz yapmıyoruz.
Yani eşimizin bize bir yemek yaptığı zaman Allah razı olsun hanımına diye söylediği zaman, iltifat ettiğinde de bey Allah da senden razı olsun bize helalinden rızık getirdiğin için diye karşılıklı ne oldu? İltifat ne oldu. Ne kadar güzel bir duygu, düşünce, aktarım. Evet. Aslında belki çok basit bir şey söylüyorsunuz. Evet. Bir yemek yapma diyorsunuz ama onun bile iltifatla birleştiği zaman ne kadar duygu yüklü olabiliyor? Bu bir bağ oluşturuyor. Kesinlikle bir sevgi, saygı bağı oluşturmaktadır. Biz evliliklerimizde yani genel itibariyle konuştuğumuzda evliliklerimizde sanırım bu küçük detayları kaçırdığımızdan dolayı. Hayat da biliyorsunuz detaylarda gizlidir açıkçası. Biz bunları alışkanlık haline getirmeliyiz. Eskilerden böyle çok güzel ilim sahibi eşler, ilim sahibi hanımlar beylerini işe yolcularken şu şekilde söylüyorlardı. Bey, gidip dışarıda bize helalinden rızkını getir. Bizim bu dünyada açlığa dayanacak halimiz vardır ama ahirette bunun hesabını verecek mecalimiz yoktur. Ne kadar güzel. Helalinden bize getir. Evet. Bu dünyada açlığa dayanırız diyor. Eski din hanımlarımızdan, din gönüllüsü hanımlarımızdan çok kıymetli nasihatlardır eşlerine. Aman boğazımızdan haram lokma geçirtme bey. Biz açlığa razıyız, katlanırız ama cehennemde bunun hesabını veremeyiz. Biz de eşlerimize aslında günlük yaşantımızda çok fazla abartılı şeyler istememeliyiz. Onları zor duruma sokacak, harama yöneltecek şeyler de yine biz değerli hanımların elindedir. Var olanı kadarıyla kanaat göstererek yetinmeyi öğrenmeliyiz değerli hanımlardan. Ricamız tabii ne budur. Kadar yapabiliyoruz o da muamma bir durum. Ama evet. Siz çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz bir kısım var. Bunu da atlatmadan geçemiyorum ama bir pırlanta, bir mücevher olarak kadınları aslında buradan değerli konuğumuz hocamız buradan belirtti ama bir mücevher naifliğinde hareket eden kadınların da tabii beyler tarafından da bir mücevher varlığıyla birlikte bu değeri vermesi gerektiğini anlıyoruz burada. Evet. Karşılıklı ahlakın da aslında aile yapısındaki temeli ne kadar güzel bir şekilde oluşturduğunu da siz buradan çok güzel bir şekilde belirtiyorsunuz. Ve bu ahlaki yapıyla beraber yetişen çocuklar, yetişen nesillerin de topluma faydalı olacağını da belirtiyorsunuz. Ahlak diyoruz, ahlakın önemini aslında çok güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz buradan. Evet Şazim Hanım, her konuda olduğu gibi çünkü anlattığımız konular genel ve güncel meselelerdendir. Evet, ama şu anda evlilik içerisinde konuştuğumuz için her konuda olduğu gibi evliliğin de olmazsa olmazı güzel ahlaktır. Vazgeçilmemizimiz güzel ahlaktır. Güzel ahlak eşittir İslam. Amin. İslam'a eşittir. İslami yaşantıdır. İslam'ın güzel ahlakının aslında ta kendisidir. Güzel ahlak İslam'ın ta kendisidir. Özüdür eğer bilir ve anlar isek. Evet. İslam insanı huzur ve saadete ulaştıracak bir aile hayatının şartlarını en güzel şekilde inceden inceye bize tayin etmiş ve Resulullah Efendimizin şahsında da bizlere huzurlu bir aile yuvasının en mükemmel modelini göstermiştir Şazim Hanım. Dinimizden bahsediyoruz. Burada dinimizdeki evlilik kurallarından, şartlarından evet. Tabii bir de ahlaki yapısından bahsediyoruz. Sıra sıra hepsine geleceğiz inşallah. Güzel bilgiler vereceğiz sizlere değerli Bitlis TV izleyenleri. Burada dinimizdeki hayat şartları tabii ki buna uygun bir şekilde yaşam tarzı. Evet. Evliliğimize ne gibi etkileri, katkıları olacaktır? Biz bunu nasıl yaşamalıyız? Nasıl özümüzde oluşturmalıyız? Nefsimiz diyoruz, çok fazlasıyla zorlandığımızı belirtiyoruz. Belki de sürecimizde yapmış olduklarımız, sevaplarımızın kat kat misli daha fazladır. Çünkü nefsimizden bahsediyoruz. Ama hayatımıza ve evliliğimize dini şartlarımızı almıyor olabiliriz. Ya da alıyor muyuz? Ne kadar doğru alıyoruz? Burada yapmamız gereken şeyler nelerdir? Ne kadar önemlidir bizler için? Yani bizim evliliğimizde dini hayatı baz alır. Peygamber Efendimizin az evvel de zikrettiğim gibi evliliğinden yola çıkarak evet. Tavsiyeleri üzerinden gittiğimiz zaman dini hayatımızda evliliğimizle birleştirdiğimizde çok huzurlu ve saadetli bir evlilik oluyor. Neticesinde güzel ahlaklı nesiller, bireyler yetiştirip topluma faydalı oluyorlar. Bizim burada Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı zamanda birbirlerinin eksiğini ve zaafını kapatan, birbirlerini günahlardan koruyan, biyolojik olduğu kadar psikolojik ve ahlaki açıdan evet. da birbirlerini tamamlayan iki cinsin bir araya gelmesidir. Burada bakın psikolojik diyoruz, güzel ahlak diyoruz, biyolojik anlamda evliliklerde birbirini tamamlayanlar diyoruz. Bu tamamlamadan sonra yaşantımıza dini hayatı da dahil etmek durumundayız. Çünkü evlilik kişinin dini hayatını en güzel şekilde yaşaması ve koruması için son derece lüzumlu bir müessesedir. Kesinlikle. Dini hayatımızın evliliğimizde yaşanması son derece önemlidir. Bu sebeple evlenirken
biz size 5 tane özellikten bahsetmiştik. Hani evlenirken, eş seçimi yaparken, malı için, güzelliği için, soyu için diye söylediğimizde, bundan dindar oranını tercih edersek dini hayatımızı evliliğimizde de yakalamış, o frekansı yakalamış oluyoruz inşallah. Hocam sadece bu mu peki? Dindar. Buradan değerli izleyenlerimiz, şimdi bu algı içerisinde biz sadece din kısmına mı bakacağız dedikleri esnada, bir evlilikte sadece bunlar değil, neler neler olmalı? Tam bu detaya açıklık getirirsek, sonra devam edersek sevinirim. Evet, biz eş seçimi yaparken güzel ahlaklı bireyi seçeceğiz. Dindar olanını tercih edeceğiz. Bundan dolayı seçmek bizim elimizde olduğu için çocuklarımıza doğru ebeveynler, yani anne baba seçiminde bizim doğru kararlar vermemiz lazım. Yani sadece güne değil, geleceğe yönelik bir yatırım olması gerekiyor. Evet. Burada çocuklarımıza doğru anne baba diyorsunuz. Çünkü bu bir geleceğe yatırımdır. Aslında geleceğe yatırım dediğiniz zaman evliliğimizdeki mutluluğa yatırımdır, huzura yatırımdır. Ahlaki boyutunda da tabii nesillerimize, evet, yetiştirdiğimizden çocuklarımıza yatırımdır aslında. Evet. O yüzden bu kısım çok önemliydi. Bu kısım hakikaten önemli Şazime Hanım. Dindar olanını seçiniz diyoruz ama huy ve ahlakı güzel olmadıktan sonra bunun da bir sıkıntıları çıkabiliyor karşımıza. Evet. O yüzden biz en makul olanı şahsımıza, kendimize, ileriki hayatımızda karşımıza çıkacak sorunları beraber aşabileceğimiz bir eş adayı seçmemiz lazım. Burada da tamamıyla arabayı bize vermişler. Direksiyonda biz de, şoför de biziz. Yani sen alıp sürüp götüreceksin diyor bu evliliği. Karar senin, takdir senindir. Bu arada, bu anlamda bay ve bayanın çok seçici ve dikkatli olması lazım. Evet. Ve geçen hafta aile konusunda nişanlık sürecinden bahsederken gençlerimize, genç kızlarımıza ve genç erkeklerimize bir anlık dünyalık ve geçici olanı tercih değil de kalıcı olanı tercih etmeleri, kesinlikle, konusunda doğru ebeveyn seçme konusunda ısrar etmiştik hatırlarsanız. Evet. Bunu tekrar yinelemekte fayda vardır. Gençlerimiz bir anlık hevesle, bir anlık sevgiyle karar, fevri kararlar, kesinlikle, verebiliyor duygularıyla. O anlamda yanlış kararlar verip kendilerini ve ailelerini sıkıntılı sürece sokabilirler. Doğru olanı da tabii ki doğru eş seçimini iyi yapabilmek, aile büyüklerinden yardım alabilmek, tanıyan, bilen, eş dosta iyi araştırtmak. Ve burada bir kul hakkı da vardır. Çok önemli bir konuya değindiniz. Parantez açarak devam edeyim. Eş seçimi yaparken halkımızda yaygın olan insanlarımızın genelde yaptığı araştırırlar. Evet. Genci araştırırlar. Nedir, necidir, ne iş yapar, huyu suyu ahlakı nedir? Burada Allah rızası için çevremize düşen görevlerden biri de genç hakkında doğru bilgileri vermeli. Yanıltıcı, kesinlikle, bilgiler haklısınız, vermemeli. Evliliktir, biz karışmayalım hayırlarına şerlerine deyip de bir kişinin başını yakmamak daha doğru olacaktır. Gençler hakkında doğru bilgileri verelim. Yanıltmayalım. Geçiştirerek, kesinlikle, cevaplar verip de gençlerimizi sıkıntılı bir evlilik sürecine dahil etmeyelim. Bu hak ve vebal diyorsunuz. Tabii çok, haktır, önemli bir konudan bahsettiniz, evet, burada. Doğru bilgilendirmek lazım. Elbette ki dediğiniz gibi araya girmiyorum, karışmıyorum demek çok daha mantıklı. Ki bir gencin hakkında yanlış ifadeler kullanıp bir yuvayı daha oluşmadan yıkmak, eminim onun vebali çok daha fazladır. Değerli hocamız buradan söyledi ama bir çiftin buluşması, anlaşması, bir araya geldikten sonra bir imzayla beraber mutluluğun kurulduğu bir yuva oluşturduktan sonra tabii dini boyutunda, İslam şartlarıyla beraber oluşturulan bir yuva elbette ki sağlam bir temel olacaktır ve yıkılmayacaktır hiçbir zaman. Ama bunun sürecinde de dini hayatımızın bizi evlilikten sonra ne kadar etkileyeceğini tabii değerli hocamız kaldığı yerden devam edecek. Dini hayatta geçici olanı kalıcı olana tercih etmek büyük bir hatadır. Dindar olanı, Allah'ından korkan bir insanın bay olsun bayan olsun eşine zarar vermeyeceğini hakiki manada düşünmemiz lazım. Buna mukabil olarak kararımızı doğru vermemiz lazım. Evet. Geçiciyi kalıcıyı tercih edersek sıkıntıların çıkacağı bilinci olmalı ve kalıcılığı tercih etmeliyiz. Kesinlikle. Dindarlık konusunda dinimiz karar kılmıştır. Evet. Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı zamanda birbirlerinin eksiklerini ve zaaflarını kapatan, birbirlerini günahlardan koruyandır. Yani aslında bakın evlilik bizi toplumda hayatımız boyunca Cenab-ı Mevla'nın bize biçtiği ömür boyunca günahlardan alıkoyma vesilesidir.
bir evet. dünya nimetidir aslında. Bu manada ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Onlar sizin için, sizler de onlar için birer elbisesiniz, örtüsünüz diyor. Birbirinizin giysisi olmuşsunuz artık. Ailenin en güzel tarafı da gönül meyvelerimiz olan evlatlarımızdır. Bir eşin hanımını aldığı zaman Allah'ın bir emaneti olduğu şuuru ve bilinciyle aldığı zaman Allah'ın izniyle o yuvaya bir sıkıntı olmayacaktır. Hanım da o bilinçte olacaktır. Bunun mukabilinde dünya meyvesi dediğimiz evlatlarımız da bunlar da Allah'ın bir emaneti nazarıyla bakıldığında nurun ala nur oluyor o evliliklerimiz. Kişinin hanımı ve çocuklarıyla huzurlu bir hayat sürmesi, hayatımızı sürdüğü aile yuvası adeta cennet yuvasına dönüşüyor. Ve böylelikle dışarıda huzuru aramıyor. Mutluluğu aramıyor. Aslında biz biraz da evliliklerde kendimizi şöyle muhasebeye çekip sürekli dışarıya yönelme eğilimimizin nedenini araştırırsak, evdeki sıkıntıları çözme ve problemleri çözme noktasında, krizleri atlatabilme noktasında ne kadar başarılı ve becerikliyiz. Aslında anne demek biraz öz becerisini kesinlikle. Geliştirmiş, beyefendinin de hakeza o şekilde geliştirmiş olmasının bizi dışarıya yönlendirmektense aile içerisindeki huzurumuzu yakalamamıza en güzel sebeplerden biri olacaktır. Manevi olarak hem soyut hem de somut bir güzellikten bahsediyorsunuz aslında burada evet. evliliğin dini boyutundan. Burada bir güzellik diyorsunuz. Hı-hı. Aslında cennet diyoruz ya, bazen bir cenneti merak ediyoruz ya, aslında cennetimizi kendimiz oluşturabiliriz. Buradan anlattıklarınızdan evet. yola çıktığımız zaman evet. cennet bir yuvadır. O yuvayı güzelleştirmek de bizlerin elindedir. Burada karılara, kocalar, tabii burada eşler arasında görevler vardır elbette. Ama önemli olan dini boyutunda, İslam şartları altında bu boyutta bir yuva kurulduğu zaman zaten yuvanız bir cennet olacaktır. Çocuklarımız da o cennetin içindeki kuşlar olacaktır, cıvıltılar olacaktır. Siz bunu çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Biz cenneti çok merak ediyoruz ya, aslında elimizin altındaymış cennet. Bir tane numunesi. Ve milyonda biri ailemiz ve dünya hayatımızdadır Şazim Hanım. Evlilik hayatımız başta olmak üzere yaşantımızın her anına dini hayatı egemen kılarsak Allah'ın izniyle huzuru sağlıyoruz. Egemen kılarsak. Evet. Hayat birbirine bağlı ilişkilerle doludur aslında. Değil mi? Birbirlerine zincirleme gitmektedir. Hepsinde kesinlikle dinimizi rehber alırsak, Peygamber Efendimiz'i rol model alırsak Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşanmayacaktır Şazim Hanım. İnsanlığın tanıdığı tüm dinlerde evlilik kutsal sayılmıştır. Evet, evet. Buradan yola çıktığımız zaman aslında evliliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu anlayabiliyoruz. İnsanlık hayatında çiftler bir araya gelir ve bu evlilik oluşturulur. Mutluluk da bizim elimizdedir. Belirttiğiniz gibi burada İslam'ın getirdiği, dinin getirdiği şartlara uygun bir şekilde evlilik yapıldığı süreç içerisinde bu mutluluk elbette ki bizim yanı başımızda olacaktır. Ama burada hatalarımız oluyordur elbette. Siz burada eşler arasında sıkıntılar olduğu süreç içerisinde bu eşlerin aslında duyarlı olması gerektiğini, hassas davranması gerektiğini, bazen de kibir, ego, gururu bir tarafa bırakarak ilk adımı atmak gerektiğini belirtiyorsunuz. Kadın olur, erkek olur, fark etmez. Ama birilerinin her zaman bir ilk adım atması gerekiyor. Tabii şimdi bizi izleyen eşler varsa ilk adımı hep ben atıyorum. Ama eşim atmıyor. Nereye kadar ben bu ilk adımı atacağım diyenler vardır elbette. Peki ilk adımı atmanın sevabı var mıdır? İlk adımı atan kesinlikle sevabı. Kendisi önce kapıyor. Hatta bunun sevabını, faydalarını bilse ilk önce yarış haline girerler. Önce ben özür dileyim ve ilk adımı atayım diye. Kesinlikle sevabı çoktur. Eğer eşinden af dilediğinde, özür dilediğinde eşi bunu affeder, bağışlar ve anlaşırlarsa zaten bir sıkıntı yok. Ama gurur yapar, kibir yapar, ego yapar, bağışlamaz ise, affetmiyorum der ise bayan o affını, o özünü Cenab-ı Mevla'ya evet. yapmıştır. Onun sevabını her halükarda erkek ya da bayan almıştır. İlk adımı atmak, küslüklerde ilk gidip barışmaya yeltenen kişi sevabı kapan kişidir Şazim Hanım. Evet. Eğer kadın da bırakırsa ya da erkek de ilk adım atmayı sürekli ben yapıyorum diye pes eder bırakırsa o yuva yıkılır ki zaten.
değil mi? Pes burada etmemek lazım. Da, evet, özverili hareket etmek gerektiğini. Çünkü konunun başında da evliliğin bir mesuliyet olduğunu, ağır sorumluluklar ve meşakkatlerle dolu bir sürece girdiğimiz, bazen kaldıramadığımız, yani tıkandığımız yerlerin olabileceği bilinciyle, bilinçlenerek evlenmemiz lazım. Bunu da kim yapar? Ebeveynlerimiz yapar. Kesinlikle. Takıldığımız yerlerde destek verirler, doğru bir yönlendirme ile toparlarız o tökezlemelerimizi. Bu mesuliyetin içine girmiş isek artık bu gemide beraber gidiyoruz. Yol almak lazım. Eğer bu gemiye birinden biri bırakır giderse gemi batar ki. Aile Aynen. yuvamız bir gemi gibi düşünürsek, değil mi? Bir elmanın yarısı gibi örnekler verdik ya. Bu anlamda tamamlayıcı olmamız lazım. Bu soru gelmişti daha evvelinde. Hocam, bayan tarafından gelmişti. Hep ben ilk adımı atıyorum. Hep eşime ben gidiyorum. Yoruldum artık. Sizin sorduğunuz soru hakikaten halkın sesi olarak sordunuz siz. Demek ki çok genel bir soru. Çok fazlasıyla var olan bir soru. Biz de orada uzman ve baş vaizlerimizle de istişare edince bayanın yaptığı çok büyük sevaptır. Eğer o da pes ederse bu gemi gitmez, evlilik gitmez diye uyarmıştık. Bayana senin sevabın daha çok. Sen devam et. O da bir gün anlayacaktır. Telkininde bulunduk. Olumlu neticelerle dönüş ne yapıldı güzel. Elhamdülillah. Evet. Burada tabii toplumun direği, sosyal hayatın başlangıcı için evlilik diyebilir miyiz? Elbette ki bu çok geniş bir kavram değerli Bitlis TV izleyenleri. Toplumun direği diyoruz. Ne gibi olabilir, ne şekilde olabilir? Sosyal bir hayat diyoruz. Sosyal bir hayat için evlilik şart mı diye de belki bakabiliriz ama evlilik de olması gerekiyor. Çünkü burada toplumun direğini oluşturan, aslında nesillerimizi geliştiren, yetiştiren sağlam bir evlilik olacaktır. Bu sağlam evliliğin içindeki psikoloji ne kadar önemliyse hayatımız içindeki evlilik de bir o kadar önemlidir. Çünkü bizim yaşantımız içindeki evliliğin psikolojik açıdan da yetiştirdiğimiz çocuklara yansıdığını düşündüğünüz zaman bu bir topluma yansıyacaktır. Topluma yansıyan ülkeye yansıyacaktır. Ülkeye yansıyan dünyaya yansıyacaktır. Bu nasıl bir sirkülasyon mu? Aslında baktığınız zaman 7'den 70'e bir sirkülasyon. Çok önemli bir kısım. Ama dini inançlarımızla beraber oluşturduğumuz sağlam yapıdaki evliliğimiz Allah'ın izniyle hiçbir zaman yıkılmayacaktır. Ama tabii sosyal hayatın içindeki evliliğin önemini de sizden almak istiyorum. Evet, biz evlilik fıtridir dedik. Olması gereken. Eğer evlilikler o meşru bir evlilik yapılmazsa gayrimeşru durumlar yaşanacaktır. Bu da toplumu ahlaki anlamda ciddi bir şekilde çökertmelerine neden olur. Kesinlikle. Meşru evlilikler kurulan ailelerin tarihin her döneminde toplumun vazgeçilmesi ve kutsalı sayılmıştır. Evet. O yüzden evlilik çok önemli, kutsallığı olan toplum hayatında düzeni, bakın sadece evlilik için değil, toplum hayatında düzeni, disiplini, huzuru ve devamlılığı sağlamasıdır. Bir evliliğin ne kadar kaliteli ve güzel olması, bakın sosyal çevremizi, sosyal toplumu ne kadar etkiliyor. Bir firmayı düşünün. Çeşit çeşit ürünler üretiyor. Çeşit çeşit firmada evet. ürünler üretiliyor. Bu ürünleri kademe kademe ayırmışlardır. Birinci kademe, ikinci, üçüncü, dördüncü. En üst kademeye bittikten sonra üretimdeki malzemeler gittiğinde gelen birinci, ikinci, üçüncü kattaki gelen birinci kattakiler diyelim. Malzemeler kalitesiz ve özensiz yapılmışsa o üretim heba olmuş gitmiştir. Kesinlikle. Çöpe gitmiştir. Şimdi aileye bunu benzetmek istiyoruz. Bu da üretimde kaliteli bir evlilik, kaliteli bir yuva kurulmadığı takdirde toplumu da olumsuz etkileyecektir. Bu anlamda sosyal açıdan dini bir şekilde güzel bir yuvaya kurmaya niyetlenip bu şekilde devam edersek disiplinli, huzurlu bir sosyal çevremizde olacaktır. Çünkü bu müessese toplumun direği ve sosyal hayatın aslında başlangıç yeridir evliliğimiz. Kesinlikle. O anlamda evlilikte oluşan ailelerde muaşeret ve münasebetler kesinlikle içten ve samimi olmalıdır. Biz burada kaybediyoruz, bir noktadan sonra kopuyoruz. Dürüstlük mü hocam? Daha çok içten ve samimiyet dediniz. Burada Gitti. Birbirine karşı dürüstlük çok evet. önemli olduğunu belirtebilir miyiz? Dürüstlük zaten eşler arasındaki en büyük problemlerden biri de
güven duygusunun gitmesi olmuştur. Evet. Yani birbirimize karşı dürüstlüğümüzü kaybettik. Birbirimizin ufak tefek pembe ve beyaz dediğimiz yalanlarını yakalayınca, orada güven duygusu gidince, haliyle dürüstlüğümüz konusunda da bir soru işaretleri kafamızda kaldı. Sevgi diyoruz, saygı diyoruz, anlayış diyoruz, güven diyoruz, sadakat diyoruz. Bunlardan bir tanesi zede alırsam, orada sıkıntılar yavaş yavaş çatırdamaya başlayabilir yani evliliklerde. O yüzden dikkat evet. etmem lazım. Şefkattir, yardımlaşmadır, dayanışma gibi birçok sosyal hassasiyet aileyle beraber yeşerir ve büyür. Bakın, konuşuyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Hepsinin temelinin sosyal kesinlikle. Yapımıza bile ulaştığı konunun olumsuz veya olumlu etkilediği neticelerinin tek çıktığı nokta ailedir. Evet. Bu anlamda çok önemsiyoruz. Dinimiz de evlilik hususunu çok önemsiyor. Evlilikle kurulan aileler insanı ve toplumu kontrol eden en büyük güçtür diyor. Kaliteli, ne kadar kaliteli aileler yetişirse o kadar kaliteli toplum ve sosyal hayatımıza kavuşmuş oluruz Allah'ın izniyle. Toplumumuzun aslında bir yerde stresini azaltan yine evliliktir. Biz dışarıda yaşadığımız sıkıntıları, streslerimizi eve gelince kapının arkasında bırakıp evimizdeki farklı dünyaya girebilirsek stresimizi attırmış oluyor. Ya da bunun tam tersi de var hocam. Evet. Bazen iş ortamlarına gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki kişi çok aşırı derecede stresli ve sinirli. Orada hemen algı şudur. Acaba evinde eşiyle mi kavga etti? Acaba kavga etti de bize mi yansıtıyor? Vardır. Muhakkak değerli izleyenlerimiz arasında da bu tür durumlarla karşı karşıya gelenler olmuştur. Ama düşündüğünüz zaman neden bu algı vardır aslında bizde? Bu algıyla beraber neden bu etiketleme vardır? Hemen birilerine bu işi fark ettikten sonra, bu siniri fark ettikten sonra, biz bu olumsuz davranışlardan sonra evinde huzursuz olmuştur da bunu bize yansıtıyordur. Bu da var. Ama aynı zamanda sizin aslında evlilik sürecinde sağlam temellerle beraber burada dine uygun bir şekilde kurulmuş bir yuvanın, bir ailenin bozulmayacağını belirtiyorsunuz. İnşallah. Ola ki bazı durumlarda kişiler bizi izliyordur. Biz aslında bu şartlar altında bir evlilik yaptık. Belli bir süre, bir yıl, iki yıldan sonra huzursuzluk yine çöktü yuvamızın üzerine. Bunlarda iyileşme olur mu? Çünkü sağlam bir temel var aslında. Bu sağlam temel oluşmuş. Ama ister istemez bazı sıkıntılar daha fazla baskın olduğundan dolayı çiftler arasında huzursuzluk daha fazla artmıştır. Burada ne yapmaları gerekiyor? Evlilik aslında bizim bir yerde eşimizle beraber büyümemiz, onunla beraber olgunlaşmamızdır. Takdir evet. ederseniz ki bu büyüme ve olgunlaşma sürecinde Şazime Hanım illaki çatışmalar, fikir çatışmaları olabilir, herhangi bir şeyler olabilir. Bu anlamda bilinçli ve şuurlu olmamız lazım. Evliliğimizin bir şaka olmadığını, yalan olmadığını, oyuncak olmadığını idrakine varmalıyız. Çocuk oyuncağı değildir evlilik. Bu mesuliyeti, bu sorumluluğu almış, bu imzayı atmış isek, eğer bunu yapmış isek, bunun kesinlikle sonuçlarını düzeltebilmek, olumlu götürebilmek bizim elimizde. Bu bir gemidir dedim ya. Bu gemide beraber gittik, gitmedik, gemi battı. Bu anlamda eşlerimize düşen görevlerden biri de ilk 5 yıl içerisinde fevri davranmamak. Çünkü nişanlılık sürecinde tanışma sürecimiz birkaç ay oluyor ya. Evet. Birkaç ay içerisinde insanoğlunun birbirlerini tanıması mümkün değildir. O anlamda ilk 5 yıl boyunca bizim huyumuza, suyumuza, ahlakımıza, birbirimizi tanımamıza ve aynı ev içerisinde birer birey ve zevci olarak yaşamaya alışmamız ilk 5 yıldır. 1-2 yılda çıkan sorunların çok önemli değil. Ailelerin desteğiyle ve kişilerin, bireylerin birbirleriyle doğru iletişim, doğru kanallardan birbirlerini alıcılarını açık tutacaklar ama. Yani ben karşı tarafa veriyorum ama karşı tarafın alıcısı kapalıysa bu da sıkıntı. Alıcılarını açacak doğru bir diyalogla evliliklerini kurtarabilirler. Evet, sudan sebeplerden ilk 5 yılda Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmayacak. Temelleri güzel bir evlilik atılmış ise. Yani burada çiftlerimiz 5 yıl sabrederlerse 5 yılın sonunda bir muvaffak olacaktır elbette ki. Bunun tabii süreci daha uzun da olabilir ama değerli hocamızın da buradan belirttiği gibi aslında baktığınız zaman evliliğin içindeki
ilişki tartışmalarımızda tuzu biberi diyebiliriz. Evet. Burada bazen bir yemeğin içinde tuz olması için tabii ki baharatlarını eksik etmeyiz. Evliliğinde baharatları göreceğiz, bunları da küçük minik tartışmaları. Bazen anlaşmak için tartışmak gerekiyor ama önemli olan iki tarafın bu konuda da olgun hareket ederek burada çok olayı büyütmeden ve özellikle üçüncü şahıslara iletmeden çözüme ulaştırması. Tabii değerli hocamız bunu dini bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatıyor, dini boyutunu anlatıyor. İslam'a göre şartlarıyla beraber anlatıyor. Kısa bir aradan sonra tekrar değerli hocamız sizlerle beraber konumuza, sohbetimize devam edeceğiz. Hayırlı eş huzurun başlangıcıdır diyerek bugünkü konumuzda da evlilik öncesi yapılması gerekenleri konuşmaya devam ediyoruz. Değerli konuğumuz Eli Korkman Yurç Hanımefendi ile beraber her cuma olduğu gibi bu cumada güzel bir konuya değinerek sizleri bilgilendiriyoruz. Elbette evlilik diyoruz ama bir de evlilik öncesi gereken yapılması gerekenleri de burada detaylarıyla bilmemiz gerekiyor. Dinimizin uygun gördüğü, İslam şartlarına uygun bir şekilde evlilik öncesi neler yapılması gerekiyor bunu değerli konuğumuz sizlere de anlatacak. Buyurun. Evet Şazım Hanım, evlenmeye niyetlenen bir kişi sosyal medyadaki hesaplarını ve paylaşımlarını silmek zorunda kalıyor ise burada bir problem var demektir. Evet. Gençlerimiz evliliğe niyetlenmiş, sosyal medyadaki yazışma ve paylaşımlarını siliyorsa bir problem var demektir. Eş adayının görmesinden utanılacak şeyler aslında Rabbimizden haya etmemiz gerektiği gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır. Evet. Hayatında temiz bir sayfa açmak isteyen bazı gençlerimizin mazilerinde yapmış oldukları hatalar sebebiyle zor durumda kalabilmektedirler. Dedikodu ve söylentiler eş adaylarının içine vesvese ve fitneleri sokabilir. Kıskançlık ve haset daha yuvayı kurmadan, Allah korusun, kurulduktan sonra da çiftlerin arasında ciddi problemler oluşturabilmektedirler. Çiftler arasındaki bu problemlerin aslında çözüm odağı burada güven, burada birbirlerine olan aslında güvenle beraber dürüstlük, burada doğru olmak, bunlar hepsi tetikler mi? Burada sosyal medyadan yola çıktığınız zaman, burada evet, bazı şeyleri gizlediğinizden bahsediyorsunuz. Aslında bazı şeyleri biz kullardan gizlerken Allah'tan gizleme gereği bile duymuyoruz. Oysa ki bizim Allah'tan korkmamız gereken bazı durumlar var iken, evet, kişiler bu şekilde yapılan evlilikler yıkılmaya mahkum mudur? Tam kesin hüküm vermek doğru olmaz ama bu ve benzeri problemlerimizin, evet, oluşmaması için, huzurumuz için anlatmaktan veya anlatılmaktan çekinilmeyecek bir mazi ile evliliğe adım atılmasının önemini gençlere izah etmeliyiz. Yani kesinlikle, biz sosyal medyada bugün yazımızı siliyorsak, paylaşmalarımızı siliyorsak burada ciddi bir problem var deniliyor. Dolayısıyla biz insanların görmesinden utandığımız şeyleri Cenab-ı Allah'ın da göreceğini düşünerek, haya ederek bunlara, evet, dikkat etmemiz lazım. Gençlerimizi bu anlamda doğru bilgilendirmeliyiz, bilinçlendirmeliyiz ki geçmişimize baktığımızda yüz kızartıcı durumlarla karşılaşmış, kesinlikle, olmayalım. Pişmanlıklarımız olmasın. Evlenecek gençlerimizin bunları birebir evlenmeden önce, benim evvelinde böyle böyle kötü bir huyum ve ahlakım vardı, bunu başkasından duyacağına benden duymanı istedim diye dürüst bir davranış sergilerse karşı taraf en azından bunu bilir, başkasından duyduğu zamanki tavrı ve tepkiyi vermez. Kesinlikle. Çok, evet, bu yüzden kızlarımızın ve erkeklerimizin genelde hem cinsleriyle arkadaşlık etmelerini tavsiye ediyoruz. Ailelerden gizli evliliklerin yapılmamasına dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü ailelerden yapılan evliliklerin genelde sonucu hüsranla bitiyor. Aileler duyduktan sonra onaylamıyorlar. Niyetinde ciddi olan bir kişi zaten bu işi aileleri dahil eder ki ailenden gizle demek, gizli bir evliliğin gitmesinin aslında çok da doğru bir evlilik olmadığının sinyalidir. Bunu genç kızımız ve genç erkeğimizin aslında bilmesi ve anlaması gerekmektedir. Hocam aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada eminim bizi izleyen değerli izleyenlerimiz arasında, evet, biz bu konuda müzdaribiz.
Çocuklarımızla biz bu konuda maalesef başa çıkamıyoruz diyen aileler olabilir. Evet. Direten çocuklar olabilir, gençler olabilir. Sayın hocamızın da buradan belirttiği gibi aslında bu birazcık da inanç meselesidir. Bu inanç doğrultusunda kişilerin diretmesi sadece duygularıyla yönlendirilmesi demektir. Mantığı biz biraz geri planda bırakıyoruz. Evet. Aileleri geri planda bırakıyoruz. Ve bu durumda müzdarip olan aileler varsa tam olarak ne yapmaları gerekiyor? Sizden destek alabilirler mi? Müftülükten destek alabilirler mi? Evet, bu konuda ve benzeri konuda evliliklere dair veya güncel meselelerde çocuklarıyla ilgili, eşleriyle ilgili herhangi bir konuyla ilgili. Evet. 190 Alo Fetva hattımızı arayıp vaizelerimizden, müftülüğümüzden, ilgili birimlerimizden ve görevli hoca efendi ve hoca hanımlarımızdan gerekli bilgileri ve yardımları alabilirler. Bizim aile dini ve rehberlik büromuz tam da bu noktada devreye girmektedir. Yani eşiyle ve çocuklarıyla sıkıntı yaşayan ailelere yönelik kurulmuş, başkanlığımız tarafından kurulmuş bir bürodur. Burada çeşitli sorunlara çözüm arayışı içerisinde olunuyor. Evet. Hatta bizim müftülüğümüz ve başkanlığımızın başlattığı aile okulları bile açıldı. Evliliğe ilk adım aile okulları diye atıyorum 8 haftalık kurslarımız oluyor. Evvelinde pandemi sürecinde bu kurslar birebir yapılıyordu. Pandemiden dolayı uzaktan online eğitimle ailelere yönelik kurslar, aile eğitimi kursları yapılıp gençlerimiz daha nişanlılık döneminde, evet, ya da yeni evlilik sürecinde bilinçlendiriliyor. Hocam, burada siz müftülük bünyesinde burada bu tür problemleri olabilen insanlara dini boyutta siz, evet, burada manevi destek, manevi desteği sunarak kişileri bilinçlendiriyorsunuz. Bu tür desteklerle beraber aydınlattığınızı da belirtiyorsunuz. Evet, akabinde bizimle alakalı olan müftülüğümüzün bünyesinde manevi destek, doğru yönlendirme, doğru iletişim kanallarının, evet, açılması ve dini olarak yapılması gerekleri konusunda biz yönlendirmeler yapıyoruz. İleriki bir boyutta ise psikolojik sıkıntıları var ise uzmanları, tabii ki aile kesinlikle ASP'deki psikologlara ya da hastanedeki psikologlara, psikiyatrilere, uzmanlarına yönlendirme yapıyoruz. Evet. Bu anlamda internet ortamında kişilerin kendilerini farklı gösterdiklerini, olduklarından farklı gösterdiklerini gençlerimize bir kez daha buradan yineleyelim. Evet. Çünkü günümüz şartlarında artık eskiden görücü usulleri vardı, onlar kalktı. Yerini modern zamanın ve teknolojinin getirdiği şekillenme durumuna girdi. Bu durumda da insanlar sosyal medya ağlarıyla birbirlerini tanıyor, buluyor ve evlilik kararı alıyorlar. Bunlar da dinimiz tarafından çok doğru bulunmuyor. Çünkü kendini olduğundan farkı tanıtmak, kalıcı ve ciddi kusurlarını gizlemektir aynı zamanda. Yani bu anlamda insanlar şeffaf ve dürüst olmamaktan dolayı problemler evlilikte çıkıyor. Eğer mazisinde ahlaki açıdan İslami bir çöküntüsü varsa, İslami prensiplere ters bir takım hatalar oluşmuşsa, bunlar için öncelikle tövbe etmelidir. Bakın, kusursuz hiç kimse yoktur. Hepimiz hata yapabiliriz ama Cenab-ı Mevla diyor tövbe edin. Yani yok mu gece kalkıp bana dua eden, tövbe eden, duasını kabul, evet, edeyim, tövbesini kabul edeyim diye buyuruyor. Bu anlamda hata yapmış gençlerimiz olabilir, arkadaşlarına uymuş olabilir, nefsine uymuş olabilir. Bu anlamda geçmişindeki yaşadığı kötü süreçlerden, pişmanlık duyduğundan, hatalarından dolayı tövbe yapar, bir daha o tövbeye dönmez. Ardından eş adayı ile bunları da açık açık konuşmasında fayda vardır ki, evet, ileriki süreçlerde evliliklerine zarar gelmesin. Başkalarından duyulma ihtimali hakkında sıkıntılar olabilir. Bu anlamda ömür boyu bir birlikteliğe adım atıyorsak dürüst olmalıyız, şeffaf olmalıyız. Yaptığımız hatalarımızla yüzleşip tövbe etmeliyiz. Karşıyı doğru bilgilendirmeliyiz Şazim Hanım. Tabii bir de evlilik öncesinde şartlar var. İslam'a göre evlilik öncesi şartlar neler olmalı? Ne tür şartlar aranmalı? Genellikle bizdeki şartlara maddidir. Evi var mı? Arabası var mı? Bana bakabilecek mi? İş sahibi mi? Sigortası var mı? Bunlar klasik bilgilerdir. Tabii kız tarafına gittiğin zaman güzel mi, alımlı mı, yanıma yakışacak mı? Sürekli söylemler budur. Aslında baktığınız zaman İslam'a göre evlilik şartları bu mudur?
değerli konuğumuz cevap verecek. Evlilikte aranan şartlardan bir tanesi ve en önemlisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği dindar olanı seçmenizdir. Evet. Biz bunu her fırsatta yineliyoruz, yineleyeceğiz de. Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma kızını evlendirirken Hazreti Ali ile nikahlarında dindarlık ve güzel ahlakını maddi imkanlardan daha önde tutmuştur. Ve kendi kızında uyguladığı bu yöntemi herkese tavsiye etmiştir. Evet. Bu anlamda nikah ruhaniyeti altında meşru bir ailenin temellerini atılırken hanımların çok hissi ve nazik olması, bu zayıflıklarına mukabil de onlar Cenab-ı Allah tarafından özel bir ikram olarak mihir hakkı verilmektedir. Evet. Bu da mihir de lütfedilmiştir. Allah tarafından onların yapıları gereği hassas olduklarından dolayı mihir verilmiştir. Mihir, bir hanımla evlenmek isteyen erkeğin kadının şahsına kadının istediği ve kendisinin imkanları nispetinde kesinlikle bu teminatını, bu mihirini alması gerekiyor. Bir evlilik teminatıdır ve evlilik ikramiyesi diyebiliriz bu mihre. Eşi vefat eder ya da eşinden ayrılırsa eğer bu gibi durumlarda kadının mehri de verilmelidir. Kadının bu mihirde boşanma veya ölüm durumunda kullanacağını da söyleyelim. Evet. Daha sonra İslam'da başlık parası soruluyor. Süt parası ve başlık parası soruluyor Şazim Hanım. Bu caiz midir? Kesinlikle caiz değildir. Mihir başlık parası değildir. Mihir geline veriliyor. Başlık gelinin anne ve babasına verildiği için dinimizde kesinlikle başlık parası diye bir şey yoktur. Süt parası diye bir şey yoktur. Ya da çeyiz parası derler. Derler. Asla çeyiz parası, süt parası, başlık parası İslamiyet'le bağdaşmıyor. İslam'da alakası yoktur. Bunu öne sürmesinler, evliliği zorlaştırmasınlar. Evliliğin en güzeli sade ve tabii ki külfetsiz olanıdır. Mihir kıza verildiği için Allah-u Teala'nın bir ikramıdır, hakkıdır. Ama onun dışında kesinlikle başlık parası yoktur. Buradan söyleyelim başlık evet. parası alanlara. Yani evlilikte aranacak ilk ve tek şart dindarlıktır. Daha sonra akabinde güzel ahlak, dürüstlük, saygı, aynen. sevgi, hoşgörü ve anlayış gelmektedir. İslam'a göre bir de evlilik akidinin şartlarını tabii ki bizler de merak ediyoruz değerli izleyenlerimiz gibi. Öncelikle evlilik akidi nedir? Bunu bilmek istiyoruz ve onun akabinde de şartları nelerdir? Genellikle biz evliliğe ilk adım attığımız zaman özür diliyorum. Şahitlerimiz vardır. Evet. Şahitler huzurunda evliliğe ilk adımlar atılır. Evet. Ama evlilik akidi tam olarak nedir? Evet, evlilik akidi demek sıhhatli şartlarından en önemlisi, evliliğin kabul olması ve doğru olması sıhhatli şartlarından biri, şahitlerin huzurunda yapılmasıdır Şazime Hanım. Hazreti Peygamber'in iki şahit olmadan nikah caiz olmaz hadisi evlilikte en önemli şekil ve şartını getirmektedir. Bu bir şart olarak. Üç mezhepten şahitlerin mutlaka nikah anında orada hazır olması gerekli görülmüştür. Malikler hariç, Malikiler demiştir ki şahitlerin orada hazır olmasına gerek yok ama geriye kalan üç mezhep kesinlikle şahitlerin orada iki tane şahidin orada hazır ve nazır olması gerekiyor. Hocam, İlk şartlarındandır. Mezheplere göre değişkenlik gösterir mi? Evet, peki Maliki bu? Mezhebine göre dediğim gibi şahitlerin o an orada olmadan sözlü olarak vekalet yoluyla gelebilirler evet. demiştir. Ama şeyde Hanefi ve Şafilerde söz konusu değildir. Şahitlerimizin kesinlikle nikah esnasında orada hazır olmaları gerekir. İkinci de evlenme engelinin olmaması gerekir şartlar ne arasında. Ne gibi engeller bunlar? Mesela bayanın eşi vefat etmiştir veyahut da boşanmıştır. Bunun talak iddeti bekleyen kadınla evlenmenin yasak olması bu gruba girmiştir. Bunun iddet müddeti 4 ay 10 gündür. 4 ay 10 evet. gün dolmayana kadar bu bayan ikinci evliliğini yapamaz. Bu da evlenmenin engel olmamasına dair olan şartlardan bir tanesidir. Evet. Bu anlamda ikrahın olmaması yani Hanifilerin dışındaki mezheplere göre nikahta herhangi bir zorlamanın olmaması. İkrah budur. Kaçırma evet. olayları var ya, zorla kaçırıp nikahı alma. Yine bu da evliliğin sıhhati ve şartları arasındadır. İkrahın olmaması, herhangi bir zorlamanın olmaması da sıhhat şartlarındandır.
kız kaçırma olayı örneğini gösterebiliriz. Hocam, bu anlatmış olduklarınız nikahla alakalı bir sıkıntı yaratacak bir durum mudur? Kişi ben nikahımı kıydım, ben kaçırdım ama nikahımı kıydım. Bu nikah geçerli midir? Geçerlidir ama kızın rızası ve izni olmadan yapılmış bir durumdur. İleride bu evlilikte sıkıntı çıkaracaktır. Evet. Yani bu ilk 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, bazen 20-30 sene sonra sen beni zorla kaçırdın, zorla beni nikahına aldın diye başka sorunların sebebiyet verebilir. O yüzden nikahımızın sahih, sıhhatli ve doğru, güzel olmasını istiyorsak hakikaten resmi nikah yaptıktan sonra başkanlığımızın görevlendirdiği imamlarımız ya da müftülüklerimizdeki görevlilerimiz tarafından nikahlar kıyıldığında şahitlerimizin de gençlerimizin de istekli, hazır bir şekilde gelmeleri gerekir ki nikahları sahih olsun. Evlenenlerin gizlenmemesi şartı vardır. Evet. Bazı gençlerimiz az evvel de zikrettiğimiz gibi internet ortamında bulup gizli evlilikler yapabiliyorlar ya. Bu da yine şartlarına aykırı bir durumdur. Bu şart da sadece malikiler tarafından ileriye sürülmüştür. Onlara göre şahitlerle anlaşarak yapılan evlenmenin gizlenmesi veya etrafa duyurulmaması sıhhat şartlarına aykırıdır diyor. Dolayısıyla böyle bir nikah geçersizdir diyor. Duyurulmamış, gizli, ikinci, üçüncü eşini bu alıyor. Bu geçersizdir ama. Geçersizdir. Evet. Yani duyurulmayan bir nikah kesinlikle geçersizdir. Ne var ki diğer üç mezhep bunu bir sıhhat şartı olarak kabul etmez. Şahitlerin duyduğu nikah artık gizlilik sınırını aşmıştır diyor. Maliki mezhebi bu geçersizdir diyor ama diğer üç mezhebimiz diyor ki eğer şahitler sağlam ise, kız ve erkek razı ise bu geçerlidir diyor. Evet. Kendi gönül rızaları varsa. Tabii biz evliliği, evet, şartlarımızı söyledikten sonra bir de evliliği oluşturan riskler var. Olmazsa olmazım. Evlilik öncesinde oluşturacak riskler, bu risklerin devamıyla beraber evlilik sonrasına kadar uzaması. Genellikle riskler oluşur. Bu riskler nelerdir? Öncelikle bunları öğrenmek istiyoruz. Ve biz bu tür risklerin nasıl çözüme ulaştırabiliriz? Neler yapmamız gerekir? Evet. Evlilik öncesinde ve sonrasında karşılaşabilecek riskler faktöründen doğru bir şekilde yönetilirse eğer hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Ama mesela risklerimiz nedir? Hor görme. Evet. Yani tartışmalarda aşağılayıcı bir üslup olursa rencide edici, işte iğneleme, alay etme sıkıntıdır. Eleştiri yine bu riskler arasındadır. Kişiye yönelik suçlamalar yapılırsa tartışmalar olur. Suçlama ve savunma mekanizmasının devreye girmesi, tartışmalarda şikayeti yani tartışmalardan ayırmak gerekiyor. Tartışmak ayrıdır, şikayet edip karşı tarafı suçlamak ayrıdır. Bu da riskler arasındadır. Suçlama kişinin kendini savunmasıdır. Tabii ki bir haksızlığa uğradıysa savunacaktır ama defalarca sürekli karşı tarafı suçlarsa bu ne demektir? Kendim hatalıyım, kendi hatamı bastırmak için karşıyı suçluyorum anlamına gelmektedir. Duvar vurma ve küsme vardır bizim bu riskler faktörleri arasında. Kişi tartışmanın bir noktasında taraflardan biri geri çekiliyor, arasına bir set çekiyor ve küsüyor, konuşmayı istemiyor. Evet, evet, taşıma ve duygusal bir kopuş vardır. Yani öfke patlaması bir kopuş oluyor. Duvarını ören kişi hiçbir tepki vermez. Susar ve konuşmaz. Bu da riskler arasındadır. Bu evlilikte sıkıntıya girebilir. İlişkiyi tamir. Kırıcı bir tartışmadan sonra ilişkiyi ya da evliliği tamir etmek için çaba harcanmıyorsa bu konuda da yine evliliği kurtarma anlamında başarısız oluruz. Ama doğru faktörleri yerinde becerilerimizle yönetebilirsek bu risklerin hepsini ortadan kaldırabiliriz. Uzak durulması gereken hanımlar var, bir de beyler var. Sürecin başlarında eşlerinden birbirinde kötü alışkanlıklar varsa bunlardan uzak durulacak evlilik kararı alınırken eş beğenilen, değer verilen en az birkaç özelliğe sahip değilse, yani adamın ya da kadının en az 3-5 tane güzel özelliği olmalı ki biz o kötü tarafını, kötü özelliğini kapatıp o iyiliğini alalım. Çünkü hep kötüyü görmeyeceğiz. Güzel ve takdire, iltifata şayan olan durumlarımız da vardır. Anne, baba ve arkadaşlar bu kişilere karşı ise bu kişilerle evlenilmeyecektir. İçimize sinmedi diye. Eğitim, kültür farkı ciddi anlamda sıkıntı yapabiliyor. Hakikaten kültürel farklılıklar da ileriki zamanlarda sıkıntı yapıyor. Eş evliliklerindeki sorunları
anne babaya bağlıyorsa bu da sıkıntılı bir kişidir. Beraberlikte eş sıkıcı bulunuyorsa, senden sıkıldım deyip aldatmaya yöneliyorsa bu da risk faktörleri arasındadır. Durmadan aslında ne demek istediği anlatılmak zorunda kalınıyorsa, sürekli defalarca her konuşmanın altında eşine parantez açıp açıklama gereği duyuyorsa bu da sıkıntılıdır, riskli bir faktördür. Bu kişiler evlilik için yanlış tercih olacaktır Şazim. Burada özellikle bahsetmiş olduğunuz bütün unsurlara öncelikle Allah korkusuyla yaklaşmak gerekiyor. Evet. Allah korkusuyla yaklaştığınız zaman zaten karşınızdaki insana biraz daha ılımlı durabilirsiniz. Burada bir duvardan bahsettiniz. Aslında belki bir sınır olabilir ama bu bir duvar olmamalı. Tabii biz bunu küslükler olabiliyoruz. Arada bir tatlı, belki biz buna tatlı diyebiliriz. Tabii bunun boyutunu biz kendimiz belirliyoruz. Evet. Bu duvar aşaması çok fazla ciddi bir durum haline gelebiliyor. Artık tamamen seninle kopuk yaşıyoruz. İletişim kuramıyoruz. Biz anlaşamıyoruz haline gelecek bir süreç tabii ki. Bu sürece de biz kendimiz getiriyoruz. Ama burada bir kriz var. Aslında ev içinde oluşan bir kriz var. Ama İslam'a göre kriz yönetimi nasıl olabilir? Biz bunu nasıl yönetebiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz? Tabii ki bu bir sıkıntı. Bunun altından kalkmamız gerekiyor bu sıkıntında ve bunu kendi irademizle, gücümüzle yapmamız gerektiğini anladık. Çünkü burada ikinci şahısların yanında üçüncü şahıslar her zaman farklı bir bakış açısı olacağını belirtiyorsunuz. Biz bunu çok fazla yapıyoruz. Sıkıntılarımızı direkt kişiye değil de üçüncü şahsa iletiyoruz. Üçüncü şahsa kendi fikirleriyle yaklaşıyor. Bu ne kadar doğru? Evliliğimizi üçüncü şahısları karıştırmamamız lazım. Dışarıdan müdahalelere izin vermememiz lazım. Kadın ve erkek arasındaki problemi körükleyip ateşlemememiz lazım. Evet. Bu bir haktır, bu bir vebaldir. Karı koca arasına girilmez. Ancak ki iş boşanma seviyesine gelme aşamasına doğru ilerliyor ve önlenemiyorsa, eşler de ayrılmak değil de bir araya gelmek istiyorsa, aile büyüklerinden birileri çağrılır. Aklı başında, objektif bakan, tarafsız olan, dindar, sözü geçerli birileri. Bu bizim müftülüklerimizden de olabilir. Destek alabilirler bu krizi aşamadıkları süreçte. Kendileri de yönetimlerini aile büyüklerinden yapabilirler. Evet. Bu anlamda destek alabilirler. Eğer evliliklerde gerek sıradan gerek sıra dışı problemler için kriz idaresini başarabiliyorsak, ki krizi yönetebilmek bir yetenek ve kabiliyet, beceri işidir. Bunu da o anda doğru bir şekilde yaparsak Allah'ın izniyle krizi iyi yönetmiş oluruz. Başaramadığımız süreçlerde derebe bir omuzdan yardım alabiliriz aile büyüklerimizden. Evet. Hocam, bu alana özellikle birazcık daha ben değinmek istiyorum. Burada yanlış anlaşılmak da istemiyoruz çünkü. Burada ilmi, manevi desteklerle beraber müftülükten destek alınacağını belirtebiliriz. Tabii. Çünkü her alanın kendi uzmanı var. Tabii. Elbette ki aile içinde de bu uzmanların da kendine göre görevleri olacaktır. Herkes kendi alanındaki uzmana başvuracaktır ama müftülük bünyesinde burada ilmi, manevi bilgilerle beraber destek alabileceğinizi de belirtmek istiyoruz. Çünkü birçok alanında burada uzmanları varken biz evli çiftlerimizi de onlara da yönlendirebiliriz. Sadece bu manevi sıkıntılar değilse tabii. Evet, manevi sıkıntılardan kaynaklı durumlarda bize gelmeleri, başvurmaları doğru olacaktır. Ama diğer psikolojik ve başka sıkıntıları varsa ilgili kurumlardan destek almaları. Şimdi kriz idaresi için hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, soğukkanlı olarak hadiselere yaklaşabilme becerisine sahip olmak diyebiliriz biz kriz yönetimine. Pireyi kızıp yorganı yakmamak gerektiğini başta vurgulamıştık. Zaten problemin ilk anında gösterildiğini unutmadan temkinli ehli olabilmektir ideal olan. Yani temkinli de davranmak, soğukkanlı davranmak ve biraz da ehil olarak orayı yönetebilme becerisine sahip olmamız lazım. Dünya hayatı sürprizlerle doludur Şazime Hanım. İnişlerimiz, çıkışlarımız, çalkantılarımız olacaktır. Değişik dönemlerimiz olacaktır. Şok edici ani sarsıntılar, çeşit çeşit imtihanlarımız elbette ki olacaktır Şazime Hanım. Yani krizler de olacaktır. Kesinlikle. Yeni nesil ise öncelik kilere kıyaslama ile imkansız derecede sanal bir alemde yetişiyorlar ki bu onlar için bir dezavantajdır. Yani bu yeni nesil gençlerimizin boşanma oranları eski neslimize göre daha fazla sayıyı arttırmıştır. Bu da kriz ortamını yönetememeden kaynaklanan sıkıntılardır. Pek çok sıkıntıdan ecdadımızın, Allah dostlarının ve peygamberlerin uyguladıkları çözüm teknikleri, takındıkları tavır ve bir projektör gibi yolumuzu aydınlatmalıdır. Yani Peygamber Efendimizin nebevi metotlarını uygulamalıyız kriz yönetimi esnasında. Evet, kesinlikle.
günübirlik problemleri en az yıpranmayla ve problemsiz atlatabiliriz inşallah. İnşallah. Burada tabii ki kendimize olan güvenimiz çok çok önemli. Kendimize olan inancımız çok çok önemli. Her şeyi başarmak da bizim elimizde tabii ki. Sorunların, sıkıntıların elinden altından kalkabilmek de bizim elimizde. Tabii çok ciddi sıkıntılar boyutunda da bizim kendimizin artık burada son safhada olduğumuz süreç içerisinde de her alanın bir uzmanı olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Buradan Bitlis TV ekranlarından hafta içi her gün birbirinden değerli konuklar ve konularla beraber siz değerli Bitlis TV izleyenleri burada aydınlatıyoruz. Her alanın kendi uzmanını buraya davet ediyoruz. Bizleri kırmıyorlar, geliyorlar. Kendi bilgilerini, altın değerindeki bilgilerini siz değerli Bitlis TV izleyenlerine buradan sunuyorlar. Müftülük bünyesinde de cuma günleri de sohbetlerimizle de beraber bugün aile, yuva, karı koca derken de burada manevi bilgilerle elimizden geldiği kadar sizleri aydınlatmaya çalıştık. Tabii benim de merak ettiğim, en değerli izlerimizin de merak ettiği bir soru daha size iletmek istiyorum. Cennette evlilik var mı? Eşler cennette buluşacaklar mı? Evet, cennette evlilik yoktur ama cennetteki evliliğimizin devam etmesini istiyorsak Şazime evet. Hanım, devam edebiliriz. Ama orada evlilik gibi bir sorumluluğumuz yoktur. Peki çiftler ahirette buluşacaklar mı? Evet, isterlerse, dilerlerse dünyadaki eşleriyle de orada hayatlarına devam edebilirler ama orada evlilik denilen herhangi bir sorumluluk yok. Orada bir sorumluluk yok ama orada biz aslında kendi elimizde dünyamızdaki evliliğimizi evet. cennete çevirebiliriz. Burada eşler birbirinden mutluysalar eğer, huzurlu bir ortamdalarsa eğer, ahirette de bunu devam ettirebilirler. Ne güzel ki o evliliği kurabilenlere, böyle halis bir yuvada halis evlatlar yetiştirebilenlere Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim nesillerimize de böyle güzel evlilikler nasip eylesin. Galiba en güzel dua bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii değerli izleyenlerimiz, sizden gelen sorular da var. Kısa bir aramız kaldı ama ben bu sorulara da yer vermek istiyorum. Çok güzel bir sorularınız var tabii. İstanbul'dan sizleri izliyorum. Çok güzel bilgiler sunuyorsunuz. Allah razı olsun. Hocama sorum şu olacak. Erkeğin eşi üzerindeki hakları nelerdir? Kadının kocası üzerindeki hakları nelerdir? Nurcan Akkaya hanımefendi sormuş. Evet, erkeğin hanımına karşı olan görevlerini özetleyeceğiz açıklama yapamadan. Evet. Emanet bilinciyle eşine yaklaşacaktır. Eşine muhabbetini, sevgisini ve samimiyetini gösterecektir. Marifetlerini sergileyecektir. Ailesine sahip çıkacaktır. Helaliyet getirecektir. Helalinden eşine ve çocuklarına yedirecektir. Ailesine karşı merhametli olacaktır, anlayışlı olacaktır, sadakatli olacaktır ve sebat ehli olacaktır erkeğin. Eksik ve yanlışlarına karşı ailesini ve kendisini korumalıdır. Evet. Eşler arasındaki kıskançlığın dini bir boyutu var mı? Eşim beni çok fazla kıskanıyor. Evet, eşler ve kısıtlıyor. Bu bizim sürekli tartışmamıza neden oluyor. Evin içine sürekli problem yaratmamıza neden oluyor. Çocuklarımız da bu durumdan çok huzursuz olmaya başladı. Kıskançlığın sebepleri nelerdir? Bunun bir çözüm yolu var mı? İsmini vermek istemeyen bir izleyici. İki etapta okuduğumuz zaman tatlı kıskançlık gibi gelse bile aslında sonucunun çocuklara kadar ulaşması boyutun ne kadar ciddi olduğunu elbette ifade ediyor. Buyurun. Şazime Hanım, elbette eşler birbirlerini kıskanacaklardır. Sevgiden kaynaklı böyle bir kıskançlık muhtemeldir. Ama bu kıskançlığın boyutu çok önemlidir. Eğer kesinlikle. İleri bir evreye gitmişse, bu aile sıkıntısı haline gelmişse hastalık boyutundadır ve bundan ciddi anlamda bir yardım alınması uzmanlardan tavsiye ediyor. Çünkü aile içi huzursuzluğa kadar gidecek kıskançlıklar doğru değildir. Hiç kıskanmamak da doğru değildir. Ve İslamiyet'in bize önerdiği orta yollu olmak. Her konuda orta yolu takip edeceğiz. Kıskançlığında dozu vardır. Fazlası evet, kesinlikle bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Burada bir psikolojik destek alınması gerektiğini değerli tabii ki hocamız da buradan belirtiyor. Evliyiz ama birbirimize karşı görevlerimizi bilmiyoruz. Eşler olarak birbirimize görevlerimiz var mıdır? Sorumluluklarımız var mıdır? Bunlar nelerdir? Çoğu zaman eşim birçok sorumluluktan kaçar. O böyle yapınca ben de kendime ait olan sorumluluklardan kaçıyorum. Bunun da bir vebali, bir günahı var mıdır? İsmini vermek istemeyen izleyicimiz Van'dan mesaj atmış. Tabii ki birbirimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Özetle geçmek gerekirse fedakarlık, hoşgörü, affetmek, dürüstlük, anlayış, güven, emanet, daha sonra sevgi ve saygı, bunlar birbirimiz üzerinde kesinlikle. Dürüstlük. Kesinlikle birbirimiz üzerinde haklarımızdır, görevlerimizdir. Bunlardan bir tanesinin eksikliği sıkıntılara sebebiyet verebilir. Allah muhafaza diyoruz evet, biz de. Allah korusun. Eşim ile anlaşamıyoruz. Yakın bir süre içinde karımdan boşanacağım.
Evlendiğimiz zaman nikah için mehir kesmiştik. Şimdi boşandığım zaman ben bu mehri vermek zorunda mıyım? Vermezsem bunun bir vebali var mıdır, nedir, hükmü nedir diye sormuş Bursa'dan Mehmet Bey. Keşke bu duruma gelinmeseydi ama. Allah-u Teala'nın katında da en sevimsiz olan helallerden bir tanesi de boşanmadır. Evet. Kurtarabilirlerse evliliklerini, kurtarmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kurtaramıyorlarsa eğer mehirini kesinlikle vermek zorundadır. Eşine vermediği takdirde günah kazanacaktır. Ahirette bunun hesabını soracaktır. Eşiyle her ne sebepten olursa olsun ayrılan kişi mehirini vermek zorundadır. Caiz değildir vermesi. Mehmet Bey'e de umarım istediği şekilde cevap ulaşmıştır, aydınlanmıştır kendisi de. Maddi imkanımız çok iyi ama bir söz vardır işte, dışı seni yakar, içi beni. Benimki de şu anda bu durumda. Maalesef eşim kazancını bizlere harcamıyor. Biz bu konuda çok müzdaribiz ama bunu kimseye belli edemiyoruz. Ailemden destek almak istemiyorum. Eşimin yaptığının bir vebali var mı? Bu şekilde davranması ne kadar doğru? İsmini vermek istemeyen bir izleyici. Bir de tabii evliliğin bu yönü var maalesef. Tabii ki evlendiği zaman erkek karısının yemesinden, içmesinden, giyiminden, kuşamından, nafakasını ödemek ve yapmak zorundadır. Bu onun görevlerinden biridir. Bu görevini eksik yaparsa bunun tabii ki cezasını ahirette görecektir. Eşinin nafakası olsun, giyim kuşamı olsun, eğitim anlamındaki bütün desteklerinin yükümlülüğü onun boyundadır. Evet. Çocuklarıyla ve kendisine eşit bir şekilde yapacaktır. Dinen doğru karşılanmıyor. Allah-u Teala'nın verdiği nimeti üzerinde görülmesi gerekiyor tabii ki. Eşlerin aslında evlerine yapmış oldukları harcamalardır. Bir sadaka kadar hayır toplar mı? Kesinlikle bir sadakadır. Evin ihtiyaçlarını gidermekte. Zaten en hayırlı kişi odur ki evinin nafakasını hakkıyla eksiksiz bir şekilde yerine getiren eşler cennetle müjdelenmiştir. Rabbim o eşlerden nasip eylesin. Eşim çok baskıcı. Bazen acele bir şekilde dışarı çıkmam gerektiğinde bile bana neden haber vermedin diyor. Çocuklarımız büyüdü ama halen dışarı çıkarken her defasında eşinden izin almak durumunda kalıyorum. Bu durum gerekli midir acaba diye ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Her çıktığında kesinlikle izin almasına gerek yok. Şöyle ki eşiyle başta anlaşır, ben zaman zaman dışarıya çıkacağım ve alışveriş yapacağım. Evet. Buna iznin var mı diye tek seferlik toplu bir izin alma durumu vardır. Yani hiç izin almadan da gidilmesi doğru değildir. Ama sürekli de her gittiği yer için izin almak da doğru değildir. Eşi ona istediğin yere gidip istediğin alışverişi yapabiliyorsun demişse eğer tekrar tekrar izin almasına gerek yok. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam. İslam'da evliliğin mesuliyeti adı altında güzel bir konuyla beraber siz vesilesiyle değerli izleyenlerimizi aydınlattık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Rabbim rüya bizim dünyadaki evliliklerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Rabbimizin rızasına uygun evlilikler gençlerimize nasip eylesin. Cennette buluşmayı nasip eylesin. Amin. Duası ile kapatmak istiyorum. Sağ olun. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Şazan. Evlilik ben diye bakmayı bırakıp biz diye hayata umutla bakmaktır. Bugün de güzel bir cuma sohbetinde evliliğe değindik ve umarım faydalı olabilmişizdir. Bitlis İl Müftülüğü bünyesinde her hafta cuma sohbetlerimize katılan değerli hocalarımıza da teşekkürlerimizi sunarak bu haftayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Hayırlı hafta sonları, hayırlı cumalarınız olsun. Hoşça kalın.